Bugün nereden başlasam hakikaten bilmiyorum şimdi Ubisoft'un sık sık hafta sonu ücretsiz etkinlikler oluyor fark etmişsinizdir belki Far Cry için işte Division için Watch Dogs serisi için daha önceden hafta sonu ücretsiz etkinlikler olmuştu bu haftada The Crew 2 için tüm platformlarda ücretsiz hafta sonu var yani Xbox PC PlayStation'da ücretsiz olarak indirip denenebiliyor. Ubisoft bunu açıkladık, açıkladıktan sonra Twitter'da ve Reddit'te tonla sayfa ve grup bu haberi paylaştı. Tabi paylaştıktan sonra gidip PlayStation Store'da bunu teyit etme gereği duymamışlar. Normalde oyun 17'sinde indirmeye açıkla açılması gerekiyordu. Ben dünden beri bakıyorum. Böyle bir şey yok. Yani Xbox için çalışıyor. Xbox için bir link görüyorsunuz ücretsiz deneme ile ilgili. PC ile ilgili işte Epic Games'e falan görüyorsunuz. Fakat Nedense PlayStation Store'da yok. Tabi ben bu konuda bir önceki ücretsiz hafta sonunda dersimi aldığım için bir teyit etme gereği duydum size bu haberi paylaşmadan önce. Normalde şu an itibariyle 21'ine kadar bütün hafta sonu bu oyunu oynayabiliyor olmanız gerekiyor. PlayStation için konuşuyorum. Fakat henüz böyle bir şey gelmedi bilmiyorum İlerleyen saatlerde getirirler mi? Çünkü dediğim gibi diğer platformlarda Xbox için baktığımda şu anda download, free trial, free trial gibi sekmeler görüyorum. Dolayısıyla 42 şu anda normalde ücretsiz hafta sonu diye duyurdular fakat böyle bir şey yok. Şimdi bir diğer bahsetmek istediğim şey PlayStation Blog'daki bir yazı ile ilgili. Yazınız sahibi Jim Ryan, Sony'nin CEO'su ve başkanı. PlayStation 5'in birinci yılıyla ilgili bir yazı bu işte. İlk yılda diyor 360 kadar oyun çıkarttık piyasaya bunların arasında. Ratchet Clank Rift Apart, Returnal, Deadloop gibi eksklusivler de vardı. Çok iyi oyunlar da vardı. Bazı stüdyolar satın aldık. İşte Bluepoint Games, Fire Sprite, Housemarque, Nexus gibi. Öte yandan da bir sonraki VR üzerinde çalıştıklarını açıklamışlar. Açıkladık diyor PlayStation 5 için. Ve bununla beraber God of War, Gran Turismo, Horizon, Forbidden West gibi PlayStation Stüdyosundan çıkacak oyunların gösterimlerini yaptık ve asıl haber benim için önemli olan şeye geliyorum. Kısma geliyorum. Şu anda 25'ten fazla oyun PlayStation Stüdyolarında PlayStation 5'in geliştiriliyor. Yani bunların hepsi Horizon. God of War seviyesinde olmasa bile aralarından bazıları böyle konkret Gen'i gibi daha küçük eksklusifler olsa bile önümüzdeki iki sene içinde 25 kadar eksklusif göreceğiz. Bunlardan bazıları yeni IP'ler, yeni karakterler olacak. Öte yandan neden paylaştın anlamadım şöyle bir bilgi de var. işte PlayStation 5'te 4.6 milyar saat oyuncular zaman geçirdi. 26 milyon saat PlayStation 5 ile ilgili yayın yaptılar falan. Abi kimin umurunda bu yani? Sonra PlayStation 5'te saat bazında en fazla oynanan oyunlardan bahsetmiş. Fortnite, Call of Duty, Black Ops, Cold War, FIFA 21, NBA 21, Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2, MLB Show bu MLB Show'da listede olması şunu gösteriyor. Yani bir Japonya, bir uzak doğu oyun kültürüyle Amerika'daki oyun kültürü ve bizdeki oyun kültürü ne kadar farklı göz önüne koyuyor biraz. Spider-Man, Miles Morales, Demon's Souls ve NBA 2022. NBA'in iki oyunu birden listede abi. Çok enteresan. Hem 21 hem 22. Vallahi helal olsun. Neyse gözümden başka bir şey kaçtı mı diye bakıyorum işte böyle bir mesaj. Yani aslında bu yazıyı size gösterme sebebim 25 tane yeni eksklusif oyunu geliyor olması. Bugün PlayStation Store'a bir oyun mu desem ne desem anlamadım. Kid Damage Exhibition eklenecek. Muhtemelen işte Epic Games'e saat 7'de geliyor. PlayStation Store'da 7 8 bu, bu akşam gelmiş olur. Bundan önce PlayStation gösterimlerinde de görmüştüm. Kid Damage aslında Radiohead grubunun bir albümünün ismi. Bu çalışmanın arkasında da onlar var. İzlediğim trailer'dan şu anda bir oyunmuş izlenimi edinmiyorum. Sanki daha çok böyle yürüme simülasyonu da demeyeyim ama sanki bir sergi gezecekmişiz gibi fakat genelde bakıyorum hani yurt dışı böyle oyun basınında bu oyun olarak lanse ediliyor. Şu anda bir fikrim yok. Bilgisi olan varsa da yazarsa öğrenmiş oluruz. Bu akşam itibariyle zaten merak ediyorum indireceğim yani hemen. Ücretsiz olacak PlayStation Store'da indirip bakabilirsiniz. PlayStation Store'a yeni indirimler geldi. O da PlayStation Indies indirim fırsatı %80. Adından da anlaşılacağı üzere indie oyunlar. Burada işte çok böyle dikkatimi çeken bir şey olmadı. Fakat 1200 kadar oyun olduğu için de hepsini inceledim dersem yalan olur. İşte PlayStation Plus'a özel bazı indirimler var. Onlar yüzde işte %5 olan var, %25 olan var, 10 olan var. Buradan bakabilirsiniz indi oyunlarla ilgileniyorsanız ya da almayı düşünüyorsanız, öte yandan yarında büyük ihtimalle Black Friday indirme eklenecek o zaman tekrar ayrı bir video paylaşırım. Diğer söyleyeceğim şey de PlayStation Store'a bazı böyle özellikler, ufak tefek şeyler eklendi. Bunlardan bir tanesi işte bu wish liste ekleme olayı. Yani wish liste bir oyunu ekliyorsunuz mesela, oyunun fiyatı düştüğü zaman bildirim geliyor gibi. Hani Steam'de yıllardır olan özellik. Son olarak bir adet demodan bahsedip bir de açık betadan bahsedip videoyu sonlandıracağım. Kogen Sword of Rewind Special Mission henüz piyasaya çıkmamış 2D bir platform oyunu. Hatta şöyle göstereyim. Şu anda PlayStation Store'a bu oyun eklendi. Denemek isterseniz demo versiyonunu deneyebilirsiniz. Oyun 2022'nin Ocak ayında başında çıkacak yani. Son bahsedecek olduğum oyunda The King of Fighter 15'in demosu eklendi PlayStation Store. Şu anda açık beta'da indirip oynayabilirsiniz. Oldukça köklü bir seri. Hatta PlayStation bir zamandaki The King of Fighter 97 falan vardı. 97 yılında çıktığı için. bayağı ses getirmişti. Sonra kayboldu gitti mi ya da benim belki de radarımdan uzaklaştı bilmiyorum. Bu oyunla beraber şu anda bu videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.